kafa rezonansında direkt girdi, yukarı seslerde direkt kafa rezonans. Ama iç bölümde biraz daha, yani tam anlamıyla ön merkeze doğru yaklaştığını söyleyemeyiz. Dikkat ederseniz zaten hacimden de anlaşılıyor sesin. Yani bu teknikte ne yaparsınız? Daha çok yukarıya doğru merkezi düşünürsünüz. Ön tarafa doğru aktarmaktansa daha yukarıya doğru şarkıcı genelde şarkının merkezini oraya doğru, rezonansı oraya doğru yollar. Hiçbir şey kesmiyor. Hiç de gelen baskı, destek net bir şekilde. Şimdi ufak ufak ön merkeze doğru gelme var. E vokalleri diğer vokallere göre dikkat ederseniz biraz daha geniş. Diğer vokaller daha dar tınlamasına rağmen E vokalini daha geniş bir tadını merkezine duyuyoruz. Baskı ile birlikte yukarı rezonansları doğru alma söz konusu. Ama homojenite hala var. Yani homojen bir yerden gidiyor. İnişte bir sıkıntımız oldu. Bir daha bakalım. Şurada. Bir çarpıntı sürekli inmesi gereken yer orası. Rezonans anlamında göğüse doğru inme problemi var. Buna biz ne diyoruz? Register geçişleri, yani register range geçişlerinde, aralık geçişlerinde siz bir anda kafa rezonansından hop gelip de göğüs rezonansına inmek istediğinizde eğer genişliği yoksa bedenin, yani aralık genişlemeleri yoksa o zaman inemezsiniz. Genelde kafa rezonanslarından aşağı doğru inerken sürtone, tam tersi göğüs registerinden kafa rezonanslarına doğru giderken de detone olursunuz. Bunlar yaşanabilen özellikle kaymalı vokallerde yaşadığımız bir şey. Biz o yüzden mesela ses egzersizlerinde kaymalı vokaller ya da glissando vokaller üzerinde egzersizler yaparız bu problemleri çözebilmek adına. İşte buralarda bir sürtüneyi duyuyor musunuz? Yani bir ton üstü kalma durumu söz konusu. Kalpten otur, seslerin üzerine oturması lazım. Ölüyorum anlasana, daha da vurmasana. Baskılar gayet güzel, destek kullanımı gayet güzel, kafa rezonansları. Kafa rezonansları gayet iyi. Ve baskıyla, dikkat ettiniz mi? Ve aynı zamanda boyunda da şöyle bir yaslanmayla birlikte açma söz konusu. Merdiven tekniği. Ve orkestra arkadan girdi. Şöyle ilerledik, direkt vokalin geldiği yere. Buralarda içeride bir yerde tam ön rezonans diyemeyiz. Buralar ama gayet iyi. Tınısal anlamda da beğendim buraları. Gayet iyi. İç bölümde rezonans olsa da ses tınısal anlamda gayet güzel bir yer keşfetmiş. Konsonlar sert. Genelde Ç konsonu, Ş konsonu bunlar patlamalı konsonlardır. Çok aktif kullanılmaz şarkı söylerken bunları çok aktif kullanmamaya çalışırız. Genelde vokaller yani sesli harfler ön plana çıkmalıdır diye sürekli söylüyoruz. Çünkü bu Ç'ler, P'ler çok ciddi gerilimli aynı zamanda kaslarında gerilimini oluşturabilir. Ve açıklık çok iyi. Açıklık çok iyi şu an. Esnemeyle birlikte gelen bir açıklık söz konusu var. Evet, şimdi geldik. Dikkat ediniz mi? Şimdi güzel. Şimdi geçiş oldu. Çünkü açıklık geldi. Öncesinde oluşturduğu bir açıklıkla birlikte aşağı indi. Evet, bunu da yapabilir. Yani daha hızlı, o geçişi daha hızlı yaparsa o zaman da hissettirmeyebilir.
Evet. Yani çok hızlı bir şekilde o glissando yani kaymalı yeri. İniş var orada bir tane. O inişi çok hızlı bir şekilde yaparak direkt yani köşelik diyebileceğimiz hızda yaptı ve direkt zaten göğüs rezonansına indi. Bir kadın sesin genelde yaşadığı en büyük sıkıntıdır göğüs rezonanslarına inmek. Çünkü kadın seslerde göğüs rezonans sesler çok azdır. Ses kasları erkek seslere göre daha kısa ve ince yapıya sahiptir. Dolayısıyla rezonans anlamında frekans titreşimleri de göğüste çok değildir. Daha üst yerlerdedir. Erkek sesler tam tersi daha göğüs bölüm rezonansları kuvvetlidir. Dolayısıyla kadınlara en çok göğüs rezonanslarında sıkıntı yaşar kafa seslerindense. Erkeklerde kafa seslerinde zaten genelde yaşanılan bariz farklardan biridir erkek kadın ses arasında ve dolayısıyla kadınların sürtone olma olasılığı çok daha fazlalaşıyor bu aşamada. Erkek seslerinde detone diyebiliriz, bunu da açıklayabiliriz böyle. Gayet iyi baskılar. Yüz kullanımı, yüz kasları kullanımı gayet iyi. Merdiven tekniği yukarıya çıkmalarda gayet rahatlatabilir bazen. Dolayısıyla burada da merdiven tekniği diye böyle bir çıkma söz konusu. Bu merdiven tekniğiyle de çok daha rahat ediyor. Yine baskı aynı tek bir çizgide gidiyor. Ve baskı A vokaliyle birlikte geldi. Genelde zaten A vokali, O vokali bunlar baskıların, tizlerin, atlamaların olduğu vokallerdir. Yine bakın, dön. Orada yine merdiven tekniği. Bakalım nakarat daha gelecek mi direkt. Evet. Yine baskı aynı. Dikkat ediyor musunuz baskıyla birlikte? Bu kadar kapanma iyi değil. Genelde biraz yaslanmayla ağız açıklığını arttırma kullanılabilir ama çok fazla da böyle buraya doğru kapanmak doğru bir tercih değil. Ama üst seslerini gayet beğendim Derya Uluğ'un. Bayağı iyi. Yine merdiven. Gayet güç isteyen bir bölüm ve bayağı tekrara rağmen gayet iyi gidiyor. Yine merdivenle birlikte arkaya doğru gitme söz konusu burada yaslanma. Pepe'se indi bu sefer alt ses. Yani anladınız mı? Aslında problem şimdi. Mesela buradan direkt küt diye göğse indi. Yani bu aslında geçiş problemi. Yani nasıl söyleyeyim size? Atlama değil de geçiş yani kafadan bir anda göğse inme ya da göğüs rezonansından alt sesten bir anda en tepe rezonansa glissando ile kaymayla geçmelerde eğer beden genişliğiniz yoksa rezonans genişlikleri yoksa o zaman detoneler sürtoneler başınıza gelmeye başlar arkadaşlar. Yani bitirletelim de. Ama alt seslerini yani tiz seslerini yukarı seslerini alt seslere göre daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Ama genel itibariyle birçok şeyi söyledik, birçok şeyi konuştuk. Teknik anlamda birçok değerlendirmeyi yaptık. Umarım size fayda sağlar. En önemlisi arkadaşlar register geçişlerindeki önem işte burada net bir şekilde bunu görebiliyoruz.